İki tane noktayı birleştirip devam ettirerek bir doğru elde ettiğimizi biliyoruz. Herhangi üçü doğrusal olmayan altı tane noktamız var. O zaman bu altı noktanın içinden seçeceğimiz herhangi iki nokta bize hep farklı doğruları vermiş olacaktır. Yani buradaki toplam doğru sayısını 6 noktamız olduğu için ve herhangi üçü de birbiriyle doğrusal olmadığı için 6'nın ikilisini ne yapabiliriz hesaplayabiliriz. Aynı mantıkla üçgen sayımızda üçgenin 3 üç köşesini faydalanarak yapacağımız için 6'nın üçlüsü ile hesaplanmış olur. Yani B değerinde 6'nın üçlü kombinasyonu ile hesaplayabiliriz arkadaşlar. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'dir. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 olarak gelecektir. 30 bölü 2'den 15 gelir. Şunlar gelince 5 kere 4'ten 20 elde ederiz. Toplamları bize 35'i verir. Doğru cevabımızın burada değişik 35 olması gerekir. Tabanı D1 doğrusu üzerinde olan üçgenler oluşturmak istiyoruz. Bunun için D1 doğrusu üzerinden iki nokta seçmemiz gerekir. Örneğin şu iki noktayı seçtiğimizi düşünelim. Bunları şöyle birleştirdiğimizde üçgenimizin kenarını buraya koymuş oluruz. Bir noktada alt taraftan seçeceğiz. İşte şöyle birleşim yaptığımızda üçgenimiz oluşur. Taban D1'de gelir. Diğer köşemizde D2'den gelmiş olacaktır. O zaman D1 üzerinde bulunan 5 noktadan ikisini, D2 üzerinde bulunan 3 noktadan birini seçmemiz gerekiyor. Bu bize 5'in ikili kombinasyonu çarpı, 3'ün birli kombinasyonunu verecektir. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 gelir. 3'ün birli kombinasyonu doğrudan 3 yapar. Burası 10 kere 3'ten bize 30'u verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı 30 olması gerekir. Bu tip sorulardaki temel mantığımız şu arkadaşlar. Örneğin yatayda duran noktalarımıza bakacağız. En üst sıradan ya da en alt sıradan. En alt sıradan baktığımızı düşünelim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktamız var. Bunlardan herhangi ikisini seçiyorum. Mesela şuradaki ile bunu seçtiğimizi düşünelim. Dikeylere bakıyoruz. Dikeyde de yine kaç tane noktamızın olduğunu görüyoruz. 1, 2, bir de en alttaki 3. Bunlardan da ikisini seçeceğiz. Örneğin ee, şununla şunu seçtiğimizi düşünelim. İşte bu 4 nokta bize nereyi verir? Aslında şuradaki bakın dikdörtgeni vermiş olur arkadaşlar. Yani bu ikisinin arasından şöyle çizgilerimizi çektiğimizi düşünürüz. Bir de bu ikisinden şöyle çizgilerimizi çektiğimizi düşünürüz. Buradaki ortak bölge benim maviye taradığım bölge olarak gelecektir. Ee, ve bu da bize oradaki maviye taradığım dikdörtgeni vermiş olur. Onun için buradaki temel mantık budur arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Örneğin yine yatayda bulunan noktalardan e ee, maviyle göstereyim şu ikisini seçtiğimizi düşünelim. Dikeyde de yine en alttakiyle bunu seçtiğimizi düşünelim. Bu sefer bakın yine şöyle yaptık. Buradan böyle yaptık. Yatay olarak da şöyle yaptığımızda arada kalan bölge burası gelecektir. Bu da burada bize bir dikdörtgen vermiştir. O zaman temel mantık yataydaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan ikisi çarpı dikeydeki 1, 2, 3 noktadan ikisi olarak gelmiş olur arkadaşlar. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 yapar. 3'ün ikili kombinasyonu da 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1 yapar. Buradan da 15 çarpı 3'ten 45 elde etmiş oluruz. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. İki farklı noktayı birleştirip devam ettirdiğimizde bu birleşime bir doğru elde ettiğimizi biliyoruz. Burada da aynı mantıkla nokta ikillerimizi belirleyerek kaç farklı doğru elde edebileceğimizi hesaplamış olacağız. 8 nokta olduğu için bu bize 8'in ikilisi kadar seçenek vermiş olacaktır. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. 8'in ikilisini bir yazalım. Mesela burası A noktası, burası B noktası, burası C noktası olsun. Bu 8'in ikilisi seçimlerinde AB seçimi de var, AC seçimi de var, BC seçimi de var. Bunların her biri bize aynı doğruyu verecektir. Yani şu pembeyle zigzaklı şekilde gösterdiğim doğru, e, AB'den de, AC'den de, BC'den de gelen doğrudur. Bizim bunu e, bir kere saymamız gerekir. Burada 3 kere sayıldığını görüyoruz. İşte bunlara dikkat ederek o fazlalıkları çıkartmamız gerekiyor. Aynı durum şu mavi ile gösterdiğim yerden de gelecektir. Aynı durum şu sarıyla gösterdiğim yerden de gelmiş olacaktır. Şu yeşille gösterdiğim yerde zaten iki nokta olduğu için burada bir sıkıntının olmadığını ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. O zaman şöyle yapalım. Hani ikiden fazla nokta geldiği durumlara dikkat edelim. Buradaki temel mantık bu. Ee, ben şurayı bir temizleyeyim. Şimdi bir kere e, şuraya A noktası demiştik. Şurası B olsun, burada C olsun, burada D. Şimdi C, D zaten iki nokta olduğu için orada bizim için bir sıkıntı yaratmıyor. Ama şu A, B, C'nin bulunduğu yer, buraya E, F, R dersek A, e, F, R'nin bulunduğu yer... Şuraya da ne diyelim T dersek RTD'nin bulunduğu yerler bizim için sıkıntı yaratacak. O zaman şöyle yapalım. Bir kere 8'in ikilisini hesaplayalım. 8'in ikilisinden şu ABC'den gelen durumları çıkartalım. ABC 3 nokta herhangi ikisini seçtiğimizde 3'ün ikilisinden 3 durum gelir. Bunu ne yapmış olalım? Çıkartmış olalım. Ama bunu çıkarttığımızda o doğruyu hiç saymamış oluruz. Bir kere saymamız gerektiği için ne yapalım? 1 ekleyelim. AFRE'den gelen 4'ün ikilisinden gelen 4 çarpı 3 12 12 bölgenin 6 durumu çıkartalım. Ama bu durumda A, F, E, R'nin bulunduğu bu doğru hiç saymadığımız için bir kere de saymamız gerektiği için tekrar ne yapalım? 1 ekleyelim. Bir de R, T, D'den gelen yine 3'ün ikilisi 3 durum var bunu çıkartalım. Yine o doğruyu da saymamız gerektiği için 1'i eklemiş olalım arkadaşlar. İşte burası bize doğru cevabı vermiş olacaktır. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den kaç yapmış olur? 28. 28 bir daha 29. Bir daha 30. Bir daha 31 gelir. Eksi 3, eksi 6, eksi 3'ten eksi 12 gelir. 31 eksi 12 bize 19'u verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 19 olması gerekir. Oluşturacağımız üçgen için doğrusal olmayan 3 tane noktaya ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde 10 tane nokta var. Onun içinden yapacağımız üçlü seçimler o zaman bize üçgen verecektir. Ama burada doğrusal gelen noktalarımız var. Mesela şuradaki üçlü doğrusal olduğu için bunlar bize bir üçgen vermez. Üçün üçlüsünden buradan bir durum gelir. Bu bir durum bizim üçgene ulaşamadığımız bir durumdur. Yani onun üçlüsünden ne yapmamız gerekir? Çıkartmamız gerekir. Aynı mantıkla bir tane de buradan üçgen gelir. Bir tane de şuradan üçgen gelmiş olur. Bir durum buradan bir durum buradan iki durum oldu. En sola baktığımızda şurada doğrusal dört nokta olduğu için dördün üçlüsü kadar ee, burada e, üç nokta seçimi yapabiliriz. Dördün üçlüsü dördün üçlü kombinasyonu demektir. Kombinasyonu dördün üçlüsü dördün birlisine eşittir. Bu da bize dört farklı durumu verir. Yani buradan yapacağımız dört tane üç nokta seçimi vardır. Ama bunlar doğrusal oldukları için bize üçgen vermez. Bu 4'ü buradan ne yapmamız gerekir? Çıkarmamız gerekir. Hemen onun üçlü kombinasyonunu hesaplayalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 gelsin. Buradan da eksi 7'nin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, 9 kere 8 72. 72 bölü alttan 12 gelir. 12 çarpı 10 120 yapar. 120'den 7 çıkınca da 113'ün geldiğini görüyoruz. Doğru cevabımızı burada B şıkkı olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Birbirinden farklı olan ve paralel olmayan herhangi iki doğru bir noktada ne yapmış olacaktır? Kesişmiş olacaktır. Yani buradaki 12 doğrudan yapacağımız herhangi ikili seçim bize bir tane kesişim noktası ne yapmış olur? Vermiş olur arkadaşlar. Bu mantıkla hareket edeceğiz ama bu 12 doğrudan 4 tanesi zaten bir A noktasında ne yapıyormuş? Kesişiyormuş. Dolayısıyla onları şöyle göstermemiz gerekiyor. Burası bizim A noktamız olarak ne yapmış olsun arkadaşlar? Gelmiş olsun. Diğer 8'i de bir B noktasında kesişiyormuş. Yani şöyle B noktası alıp buradan da geçen 8 tane doğruyu ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle resmedebiliriz. Onları da çizdiğimizi düşünelim. O zaman buradaki temel mantık biraz farklı olacak. Mesela şöyle yapabiliriz. Zaten ortak nokta A'mız var. Ortak nokta kesişim noktası B'miz var. Bu bize 2 nokta veriyor. Bunun dışında sol taraftaki 4 doğru sağ taraftaki 8 doğruyla hep e, ikili ikili kesişebilir. Yani bir tane bu taraftan bir tane bu taraftan aldığımızda bunlar ileride bir yerde kesişmiş olacaktır. Bu da 4'ün birlisi çarpı 8'in birlisi kadar durumu bize vermiş olur arkadaşlar. Bu da 4 kere 8'den 32 yapar. Yani mesela şuradaki siyah doğruyu şöyle uzattık. Buradaki mavi doğru da şöyle uzattığımızda bunlar ne yapmış olacaktır? Burada kesişmiş olacaktır. İşte 4'ün birisi 8'in birisi dediğimiz bir bu taraftan bir bu taraftan doğru almaktır arkadaşlar. Bu da 32 kesişim noktasını bize verir. A ve B'den de iki tane nokta gelmişti kesişim noktası. O zaman 32 artı 2'den 34 tane kesişim noktasını burada elde edebileceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız da A şıkkı gelmiş olur. Hani en çok demiş yoksa biz e, A'dan ve B'den aldıklarımızda Paralel olanlar vardır. Bunlar kesişmez de diyebilirdik. Ama o zaman kesişim noktasını azaltmış olurduk. Kesişim noktası fazla olsun dediği için her birinin kesiştiğini düşünüyoruz ve buradan doğru cevabı 34 olarak buluyoruz arkadaşlar. 4 tanesi doğrusal olan bu noktalardan dörtgenler oluşturmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi şu aynı doğru üzerinde bulunanlara A grubu diyelim. Alt taraftakileri de B grubu olarak aldığımızı düşünelim. Dörtgen için dört tane noktaya ihtiyacımız var. Ne yapabiliriz? Örneğin biz burada dört noktamızı da B grubundan seçebiliriz. Yani şuraya A grubu şuraya B grubu dediğimizde dört noktamızın her birini B grubundan seçeriz. A'dan sıfır tane seçmiş oluruz ve bu dört noktayı birleştirdiğimizde bir dörtgen oluşur. Ya da üç tanesini B grubundan bir tanesini A grubundan aldığımızda aldığımızda da dörtgen oluşacaktır. İki tanesini B grubundan, iki tanesini A grubundan aldığımızda da dörtgen oluşur. Ama B'den bir tane A'dan üç tane aldığımızda o üç nokta doğrusal geleceği için bize dört kenar veremez. E, dördünü birden A'dan aldığımızda zaten hepsi aynı doğru üzerinde. Bu da olmaz. Demek ki bu yazdığım üç durum dışında herhangi bir durum bize dörtgen vermez. Hemen bunlara bir odaklanalım. Bunları bir hesaplayalım. A'da dört tane nokta. B'de de beş tane nokta olduğunu biliyoruz. O zaman şurada sıfır ve dörde baktığımızda dördün sıfırlı kombinasyonu çarpı beşin dörtlü kombinasyonu diyeceğiz. Artı bir ve üçe baktığımızda da 4'ün 1'li kombinasyonu, 5'in 3'lü kombinasyonu diyeceğiz. Artı 2 iki ve 2'ye baktığımızda 4'ün 2'li kombinasyonu çarpı 5'in 2'li kombinasyonu demiş olacağız. 4'ün 0'lı kombinasyonu bize 1'i verir. 5'in 4'lüsünden de 5 gelecektir. 4'ün 1'lisinden 4, 5'in 3'lüsünden 5'in 3'lü kombinasyonu 5'in 2'li kombinasyonu eşit olduğu için 5 çarpı 4/2 çarpı 1'den 10'u elde etmiş oluruz. Buraya 10'u yazarız. 4'ün ikilisi bize 6'yı, 5'in ikilisi de bize yine 10'u verecektir. 1 kere 5 5 yapar. 4 kere 10'dan 40 gelir. 6 kere 10 60 yapar. Toplamları bize 105'i verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 105 olması gerekir. Bu sorudaki temel mantığımız şu olacak. Oluşturacağımız üçgenlerde bir A köşesini bir de B köşesini kesinlikle köşelerimizden biri olarak kullanacağız. Öncelikle B üzerinden bir yorum yapalım. Üçgenlerimizde köşelerden birini B olarak aldığımızda şu okla gösterdiğim hatta odaklanmanızı istiyorum. Burası C noktası, burası D noktası, burası E noktası olsun. B'nin yanına ED'yi, EC'yi ya da DC'yi koyduğunuz anda bir üçgen oluşturmuş olursunuz. Mesela DC'yi koyarsanız oluşturacağınız üçgen şu pembeyle taradığım üçgen olarak gelecektir. O zaman B'yi zaten üçgenin bir köşesi olarak kabul ettik. Alt taraftaki üç köşeden E, D ve C'den herhangi ikisini seçtiğimizde biz B ile birlikte bir üçgen oluşturmuş oluruz. O zaman buradaki durumlarımız 3 3 tane köşemiz olduğu için ya da 3 noktamız olduğu için 3'ün ikilisi kadar gelecektir. Bu da bize zaten 3 durumu vermiş olur. Aynı 3 durum alt taraftaki 3 köşe içinde geçerlidir. Şuraya F köşesi, buraya H köşesi, buraya N köşesi dersek B'nin yanına F, H, N'den yapacağımız seçimlerde bize yine bir üçgen vermiş olur. Mesela F ve H'yi seçtiğimizde işte B, F, H üçgenini elde etmiş oluruz. Yine 3'ün ikilisinden 3 durumun daha geleceğini söyleyebiliriz. Şuradaki 1, 2, 3 nokta içinde 3 3 durum gelir devamındaki 1 2 3 nokta içinde 3 durum gelir devamındaki 1 2 3 nokta içinde 3 durum gelecektir Bu da bize 5 kere 3'ten 15 tane üçgen vermiş olur B'yi kullanarak elde ettiğimiz üçgenler bunlardır bunları gösterdik şimdi burayı bir temizleyip bu sefer a üzerinden bir yorum yapmak istiyorum Arkadaşlar buna bir bakalım a'yı üçgen oluşturacağımız üçgenlerden birinin köşesi olarak aldık alt taraftaki noktalarımızı yine harflendirelim. Burası C Burası D Burası e Burası F burası H köşesi gelsin. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane köşeden herhangi ikisini seçeceğiz. Mesela D ve F'yi seçtiğimizde A, D, F üçgenini elde etmiş oluruz. İşte bu mantıkla düşüneceğiz. O zaman bu sefer 5'in ikilesi kadar seçim yapıyoruz. Bu da bize 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 durumu verecektir. Bir alta geçtiğimizde şuradaki 1, 2, 3, 4, 5'liden yapacağımız ikili seçim. Ve bir alta daha geçtiğimizde şuradaki 1, 2, 3, 4, 5'liden yapacağımız ikili seçimlerde yine bir köşesi a olan üçgenleri bize vermiş olur. Her birinden 10 tane geleceği için 10 buradan, 10 buradan, 10 buradan. Burada da 30 tane üçgen elde etmiş oluyoruz. 15 burada elde ettik, 30 da buradan elde ettik. Toplamları bize 45'i verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Bize verilen 8 noktanın içinden yapacağımız herhangi üçlü nokta seçimi bize bir üçgen verir diye düşünebiliriz. Hemen 8'in üçlü kombinasyonunu şöyle yazarız. Ama burada e, üçlü üçlü doğrusal olan noktalarımız var. Mesela şu en üstteki 3 noktayı seçtiğimizde biz 3 nokta olarak bu bize bir üçgen vermez. 3'ün üçlüsünden burada bir durum gelir. Bu bizim istemediğimiz bir durumdur. Aynı üçün üçlüsü bakın şuradaki kenardan da gelir. Alttaki şu kenardan da gelmiş olur. Yandaki şu kenardan da gelecektir. Her birinde üçün üçlüsü kadar yani birer seçim elde ediyoruz. Bu üçlü seçimler bize üçgen vermiyor. O zaman bir buradan bir buradan bir de buradan olmak üzere dört tane bizim istemediğimiz durum vardır. Yani bu 8'in üçlülerin içinde 4 tanesi üçlü seçimdir ama bize üçgen vermez arkadaşlar. Bunları çıkartmamız gerekir. 8'in üçlü kombinasyonu 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bundan 4'ü çıkartmamız gerekir. Şu 6 ile bunlar sadeleşirse 8 kere 7'den 56 eksi 4 kalır. Bu da bize 52'yi verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 52 olması gerekir. Burada sağlı sollu altta üstü duran noktalarımızın arasındaki uzaklıklar hep ikişer birim olarak gelmiş. Yani ben şurayı birleştirdiğimde 2 birim, burayı birleştirdiğimde 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim gelecek. Mesela bu şekilde bir eşkenar dörtgen elde etmiş olacağım. Ama tabii hep eşkenar dörtgen gelmez. Örneğin şöyle yaptığımızda da bir paralel kenar elde etmiş oluruz. Ama burada elde edebileceğimiz eşkenar dörtgenlere odaklanacağız. Normalde dikdörtgenlere ayırıp dikdörtgen sayısı sorulup bir de kare sayısı sorulurdu. Burada da paralel kenarları ayırmışız. Paralel kenarları bulup bir de eşkenar dörtgenleri bulmamız istenmiş. Tabi paralel kenarlı bulun denmiyor ama dikdörtgen ve kare bulmayla paralel kenar eşkenar dörtgen bulma aynı mantıkla burada çözülmüş olacaktır. Mesela biz burada e, buradaki uzunluklar ikişer birim olduğu için kenarı iki birim olan e, eşkenar dörtgenler bulabiliriz. Ya da şöyle yaptığımızda kenarı dört birim olan bir eşkenar dörtgen elde etmiş oluruz. Onu göstereyim. Burada bir kenar dört birim gelir. Daha büyük mesela şöyle yaptığımızda bir kenarı altı birim olan bir eşkenar dörtgen elde edeceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zaten en büyük şeklimizde bir kenarı 8 birim olan eşkenar dörtgen olarak gelecektir. Bunlardan kaç tane var diye sayacağız. Burada güzel bir yöntemimiz vardı. Onu bir e, uygulayalım. Öncelikle ben buradaki noktaları şöyle bir birleştirmek istiyorum. Bunları yaptığımda aslında hem paralel kenarlarımız hem de eşkenar dörtgenlerimiz... ...oluşmuş olacaktır. Ee, şimdi tabii ki paralel kenar sayısı daha fazla gelir. Her bir eşkenar dörtgen bir paralel kenardır ama... ...her bir paralel kenar bir eşkenar dörtgen gelmeyecektir. Normalde buradaki mantığımız neydi? Yatayda baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrumuz var... 5'in ikilisi diyorduk. Dikeyde baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrumuz var. Tabi burada doğru parçası formatında. Yine 5'in ikilisi diyorduk. Ve buradan 10 çarpı 10'dan 100 tane paralel kenarın burada olduğunu söylüyorduk. Mesela bunlardan birini gösterelim. Diyelim ki yatayda şu doğruyu seçtik. Bir de bunu seçtiğimizi düşünelim. Dikeyde de şurayı ve şurayı seçtiğimizi düşünürsek bunların şu kesişimi bize neyi vermiş olacaktır? Bir paralel kenarı vermiş olacaktır. Ama biz mesela şu formatta olduğu gibi eşkenar dörtgenler elde etmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz buna bakacağız. Burayı bir temiz diyelim. Şunları bir sildiğimizi düşünelim. Hani seçme mantığımız bu. Burada e, o dikdörtgenlerin içinde kare sayma gibi e, paralel kenarların içinde diye, şey sayacağız. Eşkenar dörtgen sayacağız. Aslında bundan bir sonraki testte sanırım ben o mantığı anlatıyorum. Yine oradan da bakabilirsiniz. Ama buradaki temel mantık şu. Ben en üstteki şu paralel kenarda şey eşkenar dörtgenden başlıyorum. Bunun kenarı 2 birim geliyor. Hani 2'ye 2'lik diyelim bu eşkenar dörtgene. Bir kenarı 2 olduğu için. Ee, bunun hemen yanında bir tane daha var. İkinci bir tane daha var. Şu üçüncü bu da dördüncü. Yani en üstteki sırada 4 tane var. Bir alta indiğimizde bu var, bu var, bu var, bu var yine 4 tane. Bir altta yine 1, 2, 3, 4. Bir alt sırada yine 4 tane geldiğini görüyoruz. Yani 2 çarpı 2'lik eşkenar dörtgenlerden 4 çarpı 4 tane geliyor. 4 tane sıramız var. Her birinde 4 tane olduğu için 4 kere 4'ü buraya yazdık. Şimdi 2'ye 2'liklere bakalım. Şey 4'e 4'lüklere bakalım. Yani bir kenarı 4 birim olan. Yeşille göstereceğim. Şimdi şu yine sol üst köşeden başladım. Bunların birincisi olarak gelsin. Ben burada hemen bir sağa geçeceğim ama bakın şu da var. Siyahla gösterdiğimde ikinci dörde dörtlük eşkenar dörtgen olarak gelecektir. Bir sağa geçtiğimde de neyle gösterelim onu da morla gösterelim. Şu da üçüncü olarak gelmiş olur. Yani dörde dörtlüklere baktığımda üstteki şu iki sıraya odaklandım ve sağa gelene kadar kaç tane yakaladım? Üç tane şu ortadaki ikili üzerinden yakalasam 3 tane de buradan. En alttaki 2 sırayı kullansam 3 tane de buradan gelir. Yani bu sefer de 4'e 4'lüklerden 3 çarpı kaç tane geldi? 3 tane. İşte buradaki mantık şudur. Bir büyük boya geçtiğimizde yani bir kenarı şöyle 6 birim olan eşkenar dörtgenlere geçtiğimizde 6 çarpı 6'lıklara. Bakın bu biraz aldı bu da biraz alır. 2 tane bu biraz aldı bu biraz aldı bu da 2 tane olur. 2 i̇ki kere 2'den 4 tane gelir. Zaten 8 çarpı 8'lik olan buradaki en büyüktür. Ondan bakın bir tane gelecek. Yani bir kenarı 8 olan hani 2 4 6 8 2, 4, 6, 8. Bir kenarı 8 birim olan eşkenar dörtgenden 8 çarpı 8'lik diyorum. 2'yi bir azalttım 1, 2'yi bir azalttım 1. Bir kere birden bir tane gelmiş olacak. Daha büyük gelmiyor zaten görüyoruz. Ama bakın bunu biraz azaltsak 0, bunu biraz atsak 0. Zaten 0 tane geldiğini görürüz. Yani bu tip sorulara temel mantık budur. Ee, en başta bir bulursunuz. Sonra hep birer azaltarak gidersiniz. Bu işinizi ne yapmış olur? kolaylaştırmış olur. bunu kare sorularında, kare sorularında da yani kare bulma sorularında da kullanabilirsiniz. O zaman buradan 16 tane eşkenar dörtgen, buradan 9 tane, buradan 4 tane, buradan da 1 tane geldi. 16, 9 daha 25, 4 daha 29, 1 daha bize 30'u verecektir. Yani burada 30 tane eşkenar dörtgen vardır. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. ABLE yüzeyi üzerindeki son noktamızı da R noktası olarak adlandırmış olalım. FC kenarı üzerimizdeki noktamız da H noktası olarak gelsin. Ee, herhangi üç noktayı seçip üçgenler oluşturacağız. Oluşturduğumuz üçgenlerden kaç tanesinde en az bir kenar ABEL yüzeyi üzerinde olur? Bunu yakalamaya çalışıyoruz. Bir kenarımızı burada seçelim. Mesela A ve R köşelerini kullanarak AR kenarını oluşturduğumuzu düşünelim. Zaten bu şekilde iki köşeyi belirlemiş oluyoruz. Üçüncü köşeyi bu yüzey dışındaki noktalardan biri. Mesela D olarak seçtiğimizi düşünelim. O zaman şöyle birleştiririz ve bir üçgen ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Bir kenarı ABEL yüzeyindedir. İki kenarı ise başka yüzeyde bulunmuş olur. O zaman buradaki temel mantığımız şudur. Bu yüzey üzerindeki L, R, A, B ve E olmak üzere 5 noktadan ikisini seçiyoruz. Bir kenar oluşturuyoruz. Bu bize 5'in ikisini vermiş olur. E, ee, i̇ki köşeyi seçtik. O zaman üçüncü köşeyi de e, bu yüzey dışındaki noktalardan seçerek birleştirdiğimizde üçgenimize ulaşıyoruz. Bu yüzey dışındaki noktalar kaç tane peki? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman bunun yanına bir de 5'in birlisi gelecektir. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 yapar. 5'in birlisinden 5 gelir. Bu da 10 kere 5'ten bize 50 tane üçgeni verecektir. Bir kenarın bu yüzeyde olduğu durumlara baktık. Şimdi iki kenarın bu yüzeyde olduğu durum nasıl olacak? Aslında iki kenar bu yüzeyde ise üçüncü kenar da bu yüzeyde gelecektir. Çünkü iki kenar oluşturmak için 3 nokta seçmemiz gerekir arkadaşlar. Buraya yine R, buraya H dediğimizi düşünelim. Mesela biz R'yi... A'yı ve B'yi seçmiş olsak işte RA bir kenar AB bir kenar olarak gelmiş olur. Üçüncü kenarda otomatikman bu yüzeye de gelecektir. O da RB kenarı gelir. O zaman az önce saymıştık ya 1, 2, 3, 4, 5 nokta vardı bu yüzeyde. Buradan yapacağımız herhangi üçlü seçimde bize iki kenarı dolayısıyla üç kenarı bu yüzey üzerinde olan bir üçgeni bize verecektir. Bu da 5'in üçlüsü gelir. 5'in üçlü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den bize kaçı verecektir? Onu verecektir. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bakın bu seçimlerin içinde 5'in 3'lüsünün içinde LRA da var. Ama LRA doğrusal olduğu için bize bir üçgen vermez. Yani biz buradaki 10 durumdan birini sayamayız. Bu da bize 9 durum yani 9 üçgen verir arkadaşlar. 50 üçgen buradan, 9 üçgen buradan toplamda 59 üçgene ulaşırız ve doğru cevabımızı E şıkkı olarak işaretlemiş oluruz. 4 tane birim karemiz üzerinden sorumuzu yorumlamaya çalışacağız. Bunlardan en soldakine bir odaklanalım. Burada kenarlarımızın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman köşegen çizdiğimiz anda aslında ikiz üçgenler elde etmiş oluruz. Bakın burası A köşesi, burası B, burası C, burası D köşesi gelsin. Biz bu köşegeni çizdiğimiz anda ADC üçgeni ikiz kenardaki üçgen, ABC üçgeni de ikiz kenardaki üçgen olarak gelecektir. Yani bakın bu köşegenle e, biz iki tane ikiz kenar üçgen elde ediyoruz. 3 tane noktayı kullandık. ikizkenar üçgen geldi. Yine 3 tane noktayı kullandık. ikizkenar üçgen gelmiş oldu. Aynı mantıkla ben burada D'den B'ye birleştirsem yani DBA noktalarını kullansam burada da siyahla taradığım ikizkenar kenar üçgeni elde ediyorum. Alt tarafında şu yeşille taradığımda ikiz kenar üçgen olarak geliyor. Demek ki bir tane birim karede seçtiğim üçlülerle 2 artı 2'den 4 tane ikizkenar üçgen elde ediyorum. E buradakinden de 4 tane elde edebilirim. Buradakinden de 4 tane. Buradakinden de 4 tane. Bu da bana 4 çarpı 4'ten 16 tane ne yapmış olacaktır? vermiş olacaktır. Bunları belirledik. Peki başka var mı? Bir de şu formatta ikizkenar üçgenlerin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela burası A köşesi, burası B köşesi, burası C köşesi olsun. Bakın A, B, C'yi kullanacağım. Şu çizdiğimde ikizkenar üçgen olarak gelir. Zaten birim kareler kullandığım için bunların köşegenleri de birbirine eşittir. Burada 90 derece bunlar birbirine eşit. İşte tepeden dik çekmişiz iki parça ayırmışız Daki de gerçekleşmiş gibi de düşünebiliriz ABC'yi kullanarak ikizkenar üçgen elde ettim aynı mantıktaki ikizkenar üçgeni bakın şu pembeyle de elde ettiğimi ne yapabilirim söyleyebilirim yine aynı mantıktaki ikizkenar üçgeni şu sarıyla da elde ettiğimi söyleyebilirim Buradan da şu anda 3 tane gelmiş oldu aynı mantıkta Bir de şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar bakın şöyle elde edelim onu da kırmızıyı alalım şuradan şuraya birleştirmiş olduk Buradan da yukarıya birleştirdik Bakın bu da bir ikizkenar üçgen gelecektir Az önce öncekilerle aslında eş ikizkenar üçgen gelmiş olur. Aynısını şu şekilde elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bir tane de şuradan gelir. Buradan da 3 tane gelmiş olur. 3 tane daha yazdık. Son olarak bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurası bizim A köşemiz olarak gelsin. Burası B köşesi, burası C köşesi. A'dan B'ye birleştirdik. A'dan C'ye birleştirdik. Bu da ikizkenar gelir. Çünkü şunlar zaten yani şöyle birbirine eşittir, bunlar da birbirine eşittir. Burası 90 derece. Bu kısımla bu kısım eşittir. Dik çektik, yükseklik oldu. Hem kenar orta hem yükseklik bize ikizkenar üçgeni verecektir. Yani şunlar da birbirine eşit gelmiştir. Aynısının bir de şöyle yukarıya bakanı diyelim. Şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle aldık. Buradan da yukarıya gittik. Hani DEF üçgeni de bir ikizkenar üçgen olarak gelecektir. İki tane de buradan gelmiş olur. Toplamda 16, 3, 3, 2 daha bize 20 kaçı verir? 4'ü verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 24 olması gerekir.